sonra işte Sadrettin de bana aşık oldu. Son günü de istediğim buydu zaten. Babasına beni aldatıyor diyecekti. O da sonra hayatına bakacak derler de bilmiyorum. Niye yapıyormuş bunu? Bana çocuğumu başka türlü göstermezler dedi. Sadrettin'le boşanmanın tek yolu bu dedi. Bilmiyorum, bir şekilde kendini mağdur gösterecekler herhalde, anlamadım. Sonra sen de Sadrettin'e aşık oldun. Planlar bozuldu tabii. Arada abini de ameliyat ettirdin, ha bir de eve kondun, mis! Hayır, bunu ben yapmadım. Bunu gerçekten Sadrettin teklif etti, yemin ederim. Eminim öyledir. Peki şimdi ne olacak? Gidip anlatacak mısın Sadrettin her şeyi? Bari böyle öğrenmesin. Nasıl öğrensin isterdin İpek Hanım? Adam sana deli gibi aşık oldu be. Çocuk gibi her gece bana senden bahsetti. Senin o saflığından, güzelliğinden bahsetti. Babasının karşısına çıktı bu adam. Senin için oğlundan vazgeçti. Sadrettin gerçeği öğrenirse beni öldürür. Ben bunu göz aldın sanıyordum. Bırak bari benden öğrensin. Her şeyi tek tek anlatacağım, söz veriyorum. Lütfen. Lütfen. Sana yalvarıyorum. Ayrıca ben Sadrettin'i çok sevdim. Yemin ediyorum böyle olsun istemedim. Çok sevdim.